Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine güzel bir fotoelektrik sorusuyla devam ediyoruz. Bir öğrenci karanlık bir ortamda fotoselli musluğa elini yaklaştırdığında musluktan su akmıyor. Musluğa doğru kırmızı ışık yayan ışık tuttuğunda kaynağın ışık şiddetinin arttığında da suyun akmadığını gözlemliyor. Musluğa doğru mavi renkli ışık tuttuğunda suyun bu kez aktığını, mavi ışığın ışık şiddetinin arttığında suyun akış süratinin arttığını gözlemliyor. Buna göre öğrenci 1-2 sonuçlarından hangilerini çıkarabilir? Arkadaşlar burada fotoelektrik olayının mini bir konu tekrarını yapalım. Bir arkadaşlar fotoelektrik olayda ışık düştüğü yüzeyden elektron koparır. Tabii ki devremiz fotoselli bir devre. Elektronun koptuğu yüzey katot yüzey, katot metali. Elektronun da vurduğu yüzey, şurası anot yüzey. Devreyi şöyle tamamlayalım. Arkadaşlar burada elektronun kopması için devreye bir ışık veya fotonun gönderilmesi gerekir. Başlangıçta arkadaşlar karanlık bir ortamda ışık veya foton olmadığı için devre çalışmaz, musluktan su akmaz. Peki ışığın rengini kırmızı yaptığında da devre yine çalışmıyor. Renk sıralamasını yazalım arkadaşlar. Renk sıralaması meşhur kutu sayımında kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordur. Bu tarafa doğru gidildikçe, kırmızıdan mora doğru gidildikçe enerji artıyor. Arkadaşlar enerjinin formülü fotonlarda ve ışıklarda HV'dir. Veya enerjinin formülü HC bölü lambda kadardır. Kırmızıdan mora doğru gidildikçe enerji artıyor. Işığın veya fotonun frekansı artıyor. Dalga boyu azalıyor. Peki arkadaşlar ışık karanlık bir ortamda devre çalışmıyordu. Kırmızı yaptığı anda arkadaşlar kırmızının enerjisi az. Burada elektron koparamıyor. Kopmadığı için devre çalışmıyor. Devre çalışmadığı için musluktan su akmıyor. Ve ışığın rengini mavi yaptığında musluktan su akmaya başlar. Arkadaşlar kırmızıdan maviye doğru gidildikçe enerji artıyor, frekans artıyor, dalga boyu azalıyor. Peki ışığın rengini mavi yaptığı an, mavi arkadaşlar buradan elektron koparır ve elektronu söker. Sökülen elektron anoda vurduğu an elektronun tersi yönünde elektrik akımı oluşur. Devre çalıştığı için musluktan su akmaya başlar. Ve burada arkadaşlar ışığın şiddetinin arttığında mavi ışığın şiddeti artması demek foton sayısını artırıyor. Arkadaşlar foton sayısı arttıkça kopan elektron sayısı arttığı için devreden geçen akım değeri artar ve ışığın veya suyun akış sürati artar. Buna göre bu öğrenci bu deneyden hangilerini çıkarabilir? 1. Kırmızı ışığın dalga boyu fotosel katot levhasının eşik dalga boyundan büyüktür. Arkadaşlar kırmızının dalga boyu ne kadar büyükse enerjisi o kadar küçük. Kırmızı da elektronu koparamaz. Birinci ifademiz doğru. 2. Mavi ışık fotoselden elektron sökebilir. Arkadaşlar elektron söktüğü için devreden akım geçiyor ve musluktan su akmaya başlıyor. İkinci ifademiz doğru. 3. Mavi ışığın şiddeti artarsa sökülen elektron sayısı artar. Arkadaşlar doğru. Işık şiddeti arttıkça sökülen elektron sayısı arttığı için musluktan akan suyun akış sürati de artmıştır. 3. ifade doğru. 1-2-3 cevap şıkkımız A olur.